Sevgili izleyiciler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yankıları sürüyor. Konuşmaların, yapılan konuşmaların ve ikili görüşmelerin, temasların sonuçlarını bugünlerde alacağız. Zira Suriye ile ilgili bir kimyasal silahtan arındırma barış projesi söz konusu masada. Neler oluyor? Türkiye'yi ilgilendiren durum ne? Türkiye'ye bakış ne diye biz de merakla orada yapılan açıklamalara bakıyoruz. Özellikle Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları için her şeyi yaparız. Sadece bizim çıkarlarımız değil, dünyanın çıkarları da söz konusu. Dünyanın petrol bağımlılığı bakımından Suriye'nin önemine vurgusu dikkati çekmişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Suriye ile ilgili özellikle sınırımızda radikal unsurların tehdit oluşturduğu vurgusu ayrıca dikkati çekmişti. Son gelen haber Özgür Suriye ordusunun 13 grubunun şeriatta birleştiği şeklinde ki bu tehditler Türkiye açısından dikkati çekmeye başladı. Bugün biz özellikle Suriye ölçeğinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Türkiye'nin durumunu değerlendirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir stratejisti ağırlıyoruz. Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gündem oldukça şey, ben özetledim ama kabarık ve ağır. Gayet net özetlediniz aslında. Zaman zaman yeni gelişmelerle devam ediyor ama şimdi şöyle baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'deki o havayı siz nasıl buldunuz? Cumhurbaşkanı temsil etti Türkiye'yi. Abdullah Gül'ün oradan mesajları hem iç siyasete hem dışarıya yönelik mesajlarını nasıl buldunuz? Sizce nasıl karşılandı Türkiye? Davutoğlu'nun da temasları var Dışişleri Bakanı'nda ki Türk dış politikasının Suriye politikasında dışlandığı konuşulurken Birleşmiş Milletler'de ne gördünüz acaba? Şimdi tabii Türkiye'nin orada temsilinin Sayın Başbakan tarafından değil Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olması Türkiye'nin orada karşılanmasını da farklılaştırdı. Artık herkese çok net bir şekilde belli ki uluslararası camia Abdullah Gül'ü o anlamda daha ön planda görmek istiyor. Abdullah Gül'ü daha sıcak karşılıyor. Sayın Başbakan'a karşı o anlamda uluslararası camiada bir ön yargı ve bir adeta bariyer önüne yavaş yavaş çekilmeye başlanıyor. O açıdan farklı değerlendirmek lazım. Yani Sayın Başbakan orada Türkiye'yi temsil etmiş olsaydı daha farklı bir manzarayla karşı karşıya olacaktık. Sayın Gül temsil ettiğinde daha farklı bir ve daha sıcak bir manzarayla karşı karşıya olduk. Ama aynı şeyi Davutoğlu için söylemem mümkün değil. Çünkü dış politikada hakikaten Ahmet Davutoğlu'nun şoförlüğündeki direksiyonunda bulunduğu bir dış politikanın defalarca kaza yapmış olması, Türkiye'yi bir bataklığa saplamış olması ve hala Dışişleri Bakanlığı görevinde kalıyor olması hem uluslararası camiada çok sık konuşulan, tartışılan bir konu hem de Türkiye içerisinde iç siyasette de oldukça tartışılan bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarıyla başlayacak olursak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları önemli. Neden önemli? Çünkü bir şeyin altını çiziyor. Suriye'de insanlık dramı devam ediyor. Kimyasal silahlara vurgu yapıyor. Ama aynı zamanda sınırımızdaki bir tehdide de dikkat çekiyor. 13 tane ÖSÖ içerisinde kimi ona bağlı, kimi onun etrafında grup var. Şeriat konusunda anlaşmış grup var. Yani sınırımızda hiçbir dönemde bu kadar farklı bir yapılanmayla karşı karşıya kalmamıştık. AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin yanı başında bir bölgede Kürdistan kuruldu. İkinci bölgede Kürdistan kuruluyor. Bu da yetmedi. Yanı başımızda bir de şeriatta anlaşan bir yapı ile karşı karşıyayız. Aslında kaygılanılan aşırı durum Afganistanlaşma mı acaba diye bir daha beteri. Daha beteri. Şimdi Afganistan'da bu tür radikal örgütlerin bir acemilik dönemi vardı. Her ne kadar işte Sovyetlerle savaşılmış, Taliban orada güçlenmişti falan ama şimdi onun ötesinde, Taliban'ın ötesinde El-Kaide'yi de zaman zaman radikallikte aşacak El-Nusra gibi yeni örgütler türedi sınırımızın hemen yanı başında. Yani insan kafası kesmekten hiçbir şekilde geri durmayan, bunu filme çeken, İnsana her türlü eziyeti yapan, insanlara sadece bir soru sorup o aldığı cevaba göre insanları öldürüp veya öldürmeme konusunda kendisini yetkili gören yanı başımızda bir terörist grubu var. Ve bu terörist grubu maalesef ki AKP iktidarı tarafından kollanıyor, AKP iktidarı tarafından destekleniyor ve Türkiye'yi de bir geçiş güzergahı olarak kullanılmasına müsaade ediyor. Bu gruplar Türkiye'nin yanı başında bugün orada kendi içinde çatışırken
yarın emin olunuz ki Türkiye'ye karşı da savaşabilecek gözü karalıkta bir grup. Ve bunlar şimdi bir de orada bir devletçik oluşturmaya kalktılar. Belli bir konuda anlaştılar. Zemin kazanmaya. Zemin kazandılar. Lavrov da Rusya Dışişleri Bakanı da örneğin Esad giderse El-Kaide gelir gibi bir açıklamayla buna işaret etti. Tabii bu biraz Lavrov'un da işine geliyor sözün açığı. Çünkü Esad'ın gitmeme sebeplerinden birisi de aslında bu aşırı radikal örgütlerdir. Çünkü Batı bir taraftan Esad gitsin istiyor ama öte taraftan Esad gittiği takdirde yerine neyin geleceğini tam olarak koyabilmiş değiller. Türkiye'nin de bu tür radikal örgütlere zemin sağlaması, Türkiye'nin bu tür radikal örgütleri bölgede geçişini kolaylaştırıcı bir görevde bulunması manzarayı tamamen değiştiriyor ve Esad sonrasında Suriye için çok net bir manzara ortaya koyuyor. Afganistan'dan daha beter bir bataklık ve El-Kaide ve Taliban'dan daha radikal bir örgüt hemen yanı başımızda olacak. Sadece bizim yanı başımızda mı olacak? Hayır. Aynı zamanda İsrail'in de yanı başında olacak. Dolayısıyla Suriye'nin Esad sonrasında bir bataklıkla, bir terör bataklığıyla sarmalanması Batı'yı endişelendiriyor. Şimdi bu plan başlangıçta böyle değildi de sonradan mı bu hale geldi? Görülmedi mi? Anlaşılmadı mı? Türkiye niye yalnız kaldı Sayın Oğuz? Şimdi Türkiye'nin yalnız kalması tabii çok farklı sebepleri var ama radikal terör örgütleri üzerinden konuşacak olursak şöyle bir yargı ortaya çıktı. ÖSÖ, Özgür Suriye Ordusu olarak ifade edilen muhalifler yeterince desteklenmedi. Bu Batı tarafından yeterince desteklenmedi ve bu muhaliflere de beklenilen katılım sağlanmadı Suriye içerisinde. Esad rejimi İran tarafından ciddi bir şekilde desteklendi ve muhalif örgütler Suriye rejimi üzerinde baskın bir konuma gelmediği için bu defa radikal İslami örgütlerden yardım alınmaya çalışıldı. İşte El Nusra gibi El-Kaide'nin diğer kollarının oraya üşüşmesi, Libya'dan sağdan soldan tecrübeli terör örgütlerinin bölgeye gelmesi, yani Esad'dan kurtulalım da ne olursa olsun kim gelirse gelsin yeter ki Esad'dan kurtulalım anlayışı oradaki bütün dengeleri alt üst etti ve bir süre sonra baktılar ki yağmurdan kaçarken doluya tutulma gibi bir durumla karşı karşıya kalınacak. O yüzden Batı frene bastı. Batı için Esad'ın gitmesi önemli ama Esad'ın yerine radikal örgütlerin, İsrail'i tehdit edecek radikal örgütlerin gelmemesi her şeyden daha önemlidir. Tabii bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin de El-Kaide ile yan yana gibi duruyor olması da kendi kamuoyunda tepki çekti. Şu an yan yana. Yani Türkiye'de, Amerika'da, İsrail'de işin garibi El-Kaide, El-Nusra gibi örgütlerle Esad'a karşı yan yana savaşıyor. Ha, Esad da bunu kullanıyor. Lavrov'un açıklaması da buna işarettir. Rusya da bunu çok iyi bir şekilde kullanıyor. Esad giderse yerine radikal terör örgütleri gelecek kozu Batı kamuoylarında özellikle tutmuş durumda. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için bölgede İsrail'in güvenliği her şeyin üstündedir. Obama'nın açıklamasını siz biraz önce özetlediniz, ifade ettiniz. Obama ne diyor? Bölgede radikal terör örgütlerinin olmaması bizim için önemli diyor ama bir şey daha ekliyor. Enerji diyor. Oradaki enerji hala bizim can damarımız diyor. Burada çok doğru ifade. Şuna bakalım lütfen. Irak'ta da böyle konuşuldu. Afganistan'da da böyle konuşuldu. Şimdi bu temel operasyonların demokrasi Amerika açısından demokrasi götürme operasyonlarının temelinde bir enerji jeopolitiği yattı. Suriye'de Esad'ın da bu enerji jeopolitiğine ters düştüğü için gitmesi gerektiği en başta ifade edildi. Irak için de konuşulmuştu. Afganistan için de konuşulmuştu. Şimdi ama aynı zamanda terör unsurlarının barınması buralarda yine aynı sonucu getireceği için mi şimdi başka bir yola girildi? Şimdi bakınız bölgede enerji önemlidir ama İsrail'in güvenliği her şeyden önemlidir. Enerjiden dahi önemlidir. Büyük Orta Doğu projesinin biz hep ifade ediyoruz. Sayın Başbakan da bir gaflet içerisinde bulunarak kendisini Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olarak ilan etmişti hatırlarsanız. Büyük Orta Doğu projesi Türkiye'de çok bilinmiyor. 1980'li yılların sonlarına doğru Amerikan think tanklarında hazırlanan bir proje bu. Sayın Başbakan sonradan haberi olduğu için bundan hemen atladı üzerine. Yanındaki danışmanları da o anlamda zemini hazırladılar.
Büyük Orta Doğu projesi İsrail'in güvenliğini sağlama projesidir. Ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için bölgede ne gerekirse yapmayı göze alan bir projedir. Condoleezza Rice'ın 2003 tarihinde ifade ettiği 22 ülkenin sınırlarının ve rejimlerinin değişeceği konusu işte o Büyük Orta Doğu projesinin temel dinamikleridir. Bölgeye demokrasi falan kimsenin getireceği yok. Zamanında Rusların bir dışişleri bakanı vardı, Sergey Ivanov. Onun bir sözü burada tam herhalde yerinde olacaktır. Diyor ki Ruslar patatesi çok sever ve çok kullanırlar günlük hayatlarında. Demokrasi bir bahçeden çıkarıp öbür bahçeye ekeceğiniz bir patates değil demişti. Şimdi demokrasiyi getireceğiz falan öyle tanklarla falan demokrasi gelmez bölgeye. Amerikan think tankları demokrasiyi Doğu Avrupa'ya ve Sovyet coğrafyasına işin think kısmıyla, düşünce kısmıyla getirmeye çalıştı. Ama Orta Doğu'ya işin tank kısmıyla, tanklarla getirmeye çalışıyor. Şimdi demokrasi tanklarla falan gelmez. Tanklarla gelen demokrasi veya demokrasi adına tanklarla bölgeye geliyorsanız eğer demek ki başka şeyler getirmeye çalışıyorsunuz. İşte Afganistan'da, Irak'ta gördüklerimiz tank kısmıydı. Onun ötesinde. Afganistan ve Irak bunun ötesinde. Çünkü Suriye'de başka bir boyut daha var. Suriye'yi siz devirdiğiniz takdirde iki önemli tehdidi ortadan kaldırıyorsunuz. Bir, Lübnan üzerinden İsrail'i tarihinde yenen tek güç olan Hizbullah'ı devreden çıkarmış olacaksınız. İki, İran rejimini yıkabilmeniz için Suriye'nin yıkılması lazım. İran da bunu bildiği için İran cepheyi Şam'da kurmuş durumda. Ancak İranlılar bu anlamda hakikaten de siyasette biraz mahirler. Hemen Ruhani'yi getirdiler. Hiç kimsenin tahmin edemediği, ilk turda seçileceği, tahmin dahi edilemeyen Ruhani ilk turda seçildi. Ve şimdi Birleşmiş Milletler'de de çok İran açısından devrim sayılabilecek ifadeler kullandı. Amerikan Başkanı'yla görüşmeye çalıştı. Bir katliamdır diyor. Evet. Yani o Yahudi soykırımını tanıdığını ifade etti. Bütün bunların hepsi İran derin devletinin o savunma refleksiyle ortaya çıkmış şeylerdir. Çünkü İran şunun farkında, çember daraldı. Esad rejimi gittiği takdirde sıradaki Büyük Orta Doğu projesinin sıradaki hedefinin İran olduğu çok ortada. Çok yönlü bir satranç oynanıyor adeta sanki, ama Türkiye burada bu satranç tahtasının üzerinde nereye? Sadece tahta. Yani piyon bile değil. Emin olunuz. Bu dışişleri zihniyeti, bu Davutoğlu zihniyeti, bu Erdoğan zihniyeti maalesef o satranç tahtasında, satranç tahtasında Türkiye'yi tahta konumuna getirdi. Yani alan konumunda Türkiye, birileri orada bizim üzerimizden at oynatıyor, fil oynatıyor, piyon dahi olamayan bir zihniyet noktasına getirdi. Elbette piyon olmayalım ama hiç olmazsa eskiden o oyunculardan biriydik. Ya kaleydik, ya fildik, ya bir şeydik, ama şimdi hiçbir şey değiliz. Göremedi mi? Siz eğer hadiselere mantık düzleminde değil, bir takım duygular düzleminde bakarsanız, bir takım kendi Osmanlı hayali mi? Osmanlı hayalinin de ötesinde, hayal aleminde yaşayan bir dışişleri bakanı var. Ki ben kendisine dışişleri bakanı diyorum. Oradaki uyguladığı politikaya da dış politika değil, düş politikası diyorum. Şimdi bir dışişleri bakanı kendisini hakikaten de o bölgede bir takım dinamikleri değiştirebilecek, bölgeye nizam verebilecek bir noktada görüyor kendisini. Sıkıntı da burada başlıyor zaten. Orta Doğu'yu tanımayan, Orta Doğu'da hiç çalışmamış bir zihniyet var. Orta Doğu 100 sene önce bizdeydi, ama bu geçen 100 seneyi AKP'de dahil olmak üzere ben bütün geçmişteki o anlamda dış politika yapıcılarının bunda suçu olduğu kanaatindeyim. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar iddialı olduğumuz bir coğrafyada Arapça bilen kaç tane büyükelçimiz var diye hiç merak ettiniz mi? Ben merak ettim. Ve Dışişleri Bakanlığı'na sordum. Sadece bir tane vardı. Şimdi belki sayısı ikiye veya üçe çıkmıştır. Yani tercümanlar yoluyla iletişim kurabilen bir Türkiye. Diyeceksiniz ki ya tercüman yoluyla iletişim kurulur. Kurulur ama işte böyle kuruluyor. Ne oldu? Trablus, Libya'da büyükelçiliğimiz vatandaşa çağrıda bulundu. Libya'da herhangi bir sorun yok. Büyükelçilik
resmi sitesinde de bunu yayınladı. Ertesi gün devrim oldu. Bakınız. Burnunuzun dibindeki devrimi eğer siz tercümanlar üzerinden okumaya kalkarsanız işte böyle oluyor neticesi. Tercümanlar üzerinden bölgeyi bilmeyen, yeterince uzmanınızın olmadığı ve maalesef Türkiye'de her konu yandaşlaştırıldı, düşünce kuruluşları da yandaşlaştırıldı. Ve yandaş düşünce kuruluşlarının çizmiş olduğu portre üzerinden bölgeyi tanımaya kalktığınızda gerçekleri işte böyle bataklığa saplanıyorsunuz. Peki Türkiye dış politika bakınız acımasızdır. İçeride yapılan hataların telafisi mümkündür. İçeride birçok konuda hükümet hata yapıyor. Sağlık politikasında, eğitim politikasında, çevre, şehircilik aklınıza ne gelirse. Bunları bir nesli gerekirse feda edersiniz, bir şekilde telafi edersiniz. Ama dış politika öyle değil. Dış politikada yapacağınız her bir hatanın Türkiye'ye faturası 100 yılla ancak ödenir. 100 yıl onun hatasını maalesef 100 yıl içerisinde telafi edemezsiniz. Tüm bunlar olurken Türkiye'nin yaşadığı bir başka süreç var. Örneğin bugün gündemimizde işte cezaevinden firar, PKK'ların firarı. Ama firar mı yoksa ne mi çok demokratikleşme kaçışı falan diye değerlendirilmiş. Çözümün sonucu olarak değerlendirilmiş. Ben size, yani çok iddialı da konuşmak istemiyorum ama muhtemelen bunu istedi PKK. Orada PKK'nın çok istediği adamlar vardı. PKK bunu muhtemelen bu pazarlık şartlarından birisi haline getirdi ve yerel destekle de bunlar oradan firar etti. Yoksa bu kadar insan, bu kadar yani Türkiye'nin başka bir yerinde firar olmuyor da niye oradan firar uzun oluyor? Uzun bir süreç zaten hani şüpheler 50 olmuş. Metre, 50 metre tünel kazacaksınız. Bu kadar insan kaçacak. Kimsenin haberi olmayacak. Yani bu işin bu işi çok ben temiz görmüyorum. Sinan Bey şunu merak ediyorum. Şimdi tüm bunlar dışarıda yaşanırken Türkiye'nin içerisinde de bir AKP'nin yürüttüğü bir Öcalan'da müzakere çözüm süreci dedikleri bir süreç var. Demokratikleşme paketi 30 Eylül'de bekleniyor. PKK'ların yaptığı açıklamalar var. Açık ve net hani süreç biter ya da bitti şeklinde çekilme geri gelirler vesaire diye tehditler var. Türkiye'nin de yaşadığı bir süreç var bir anlamda. Bu ikisinin arasındaki bağ nedir size göre ve bu Türkiye'yi nereye götürüyor? Bakınız PKK'nın tehditleri hiç bitmedi. Yani hükümet çekildi, PKK çekilmedi. Hükümet çekildi bölgeden, asker çekildi bölgeden. Hükümetin yaptırım güçleri ortadan kalktı. Ama PKK o anlamda hiç geri çekilmedi. Ben kendi bölgemden örnek vereyim. Ben Iğdır milletvekiliyim. Doğunun en doğusundaki bir vilayetin milletvekiliyim. Bölgemizde PKK'nın tehditleri hala devam ediyor. Açık bir şekilde AKP'nin aday adaylarını gidip korkutarak vazgeçirebiliyor. Şimdi böyle bir hükümet kendi aday adayına sahip çıkamayan, kendi aday adayları PKK korkusuyla adaylıktan vazgeçen bir hükümetin belediye seçimlerinden bahsediyorum. Ve Kürt vatandaşlarımız olan insanlardan bahsediyorum. Kendi aday adayını koruyamayan, kendi aday adayının arkasında ve kendi teşkilat mensuplarının arkasında duramayan bir hükümet vatandaşın arkasında durabilir mi? Vatandaşı koruyabilir mi? Hükümet o anlamda PKK'ya teslim olmuş durumda. Ve bu pazarlıkların sonucunda da PKK silahını bırakmayacak, PKK çekilmeyecek, PKK bir adım dahi geri atmayacak. Geri adım atan Türk milleti, geri adım attırılan maalesef Türk milletidir, Türk devletidir. Bu iktidar PKK'nın elinde oyuncak olmuştur. Şimdi Irak, Suriye ve Türkiye'de bu yaşananlarla beraber ki fotoğrafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye'de KCK'nın üç ayağını söylüyorsunuz. Dördüncü ayağı da İran'da. Orada da PKK'nın faaliyetleri olduğunu biliyorsunuz. Bütün bunların hepsi hem Irak'ta yaşananlar hem Suriye'de bu yaşadığımız süreç hem de Türkiye'nin paralel düzlemde masaya oturtulması ve KCK'nın yavaş yavaş sınırlarını belirlemeye başlaması ve hükümetin de buna zımnen destek vermesi, örtülü destek vermesi açık bir şekilde Büyük Orta Doğu Projesi'nin gerçekleştiğini gösteriyor. Biraz önce konuşmamızın başında ifade etmiştim. Her şey İsrail'in güvenliği içindir bakınız. Bölgede yaşanan. Her şey İşin özü bu zaten. Başka demokrasi bir şey adına, enerji güvenliği adına, şu adına, bu adına. Bölgede yaşanan her şey İsrail'in güvenliği içindir. İsrail'in güvenliğini sağlamak için bölgedeki dört tane devletin parçalanması ve kendi içindeki sorunlarla boğuşur hale getirilmesi lazımdı. Adına da KCK dediler.
Birinci parça Irak'tı, Saddam'ın tehditleriydi vesairdi. Irak bölündü. İkinci parça Suriye'ydi. Çünkü Suriye, Lübnan üzerinden İsrail'e ciddi tehdit oluyordu. Onun desteklediği Hizbullah gibi diğer unsurlar İsrail'e tehditti. Suriye'nin parçalanması lazımdı. O da gerçekleşti. Üçüncü tehdit İran. Sıranın ona geleceği de aşikar. Ve nihayetinde dördüncü ve büyük tehdit Türkiye'dir. Türkiye'nin de o manada coğrafi olarak ayrışması ve insan değerlerinin birlikten uzaklaşması gerekirdi. Bunu da gerçekleştirdiler. Ve bölgede şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Esas bu gözden kaçıyor. Bir tarafta Ermenistan var. Türkiye ile Türk dünyası arasında bağ zaten fiilen kesmiş durumda Ermenistan. İslam dünyasının kalbine İsrail'i bir mayın gibi yerleştirdiler. O da zaten orada duruyor. Bu ikisinin ortası boştu. Yani Ermenistan'la İsrail'in arasındaki alan Türkiye'nin Türk dünyasına, Türkiye'nin İslam dünyasına etkide bulunmasını, oralarla bağını korumasını sağlıyordu. Şimdi bunun ortasına bir Kürdistan yerleştirdiğiniz zaman Ermenistan, Kürdistan, İsrail. Türkiye'nin bölgeyle, Türkiye'nin kökleriyle, Türkiye'nin kökenleriyle bağ tamamen kopacak. Hem İslam coğrafyasıyla kopacak, hem Türk dünyasıyla kopacak. Sonuç bu diyorsunuz. Bu batının istediği bölgeden kopmuş, coğrafyasının önemli bir kısmını kaybetmiş, batıyla entegrasyona hazır bir Türkiye modelidir. Şimdi Batı'nın çizmiş olduğu ve maalesef AKP'nin de eliyle uygulamış olduğu proje budur. Vatandaşlarımızın bunu görmesi lazım. Şimdi böyle bakınca şu insanın aklına geliyor. Türkiye ile ilgili, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da Kurtuluş Savaşı'nın akabinde de bir ser vardı ve o yırtıldı. Lozan oldu. Şimdi projeler yapılır. Bu projelere yönelik de karşı duruşlar sergilenir. Hani imkansız değildir sonuçta. Karşı tarafta bunu yaşayan bir ülkeyiz biz. İmkansız olsaydı Lozan olmazdı o zaman. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu projeye Türkiye'nin kendini tehdit edecek bir şekilde sokmuş olması biraz tuhaf geliyor insana. Önümüzdeki sürece Mustafa Kemal'den başlayan, Atatürk'ten başlayan, İnönü ile devam eden işte Bayar, Menderes, işte koalisyonlar dönemi, Ecevit, Türkeş, Erbakan, işte Özal, Demirel hiçbirine bu projeyi, SEVR projesini hiçbirine uygulatamadılar. Ve maalesef 100 sene sonra bir iktidar ortaya çıkardılar, AKP denen bir iktidar ve 100 sene önce yapamadıklarını 100 sene sonra Ahmet Davutoğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle gerçekleştiriyorlar. Demek ki Batılılar işte 100 yıllık planlar yapar, muhakkak bir gün kendilerine uygun bir iktidarı çıkarırlar falan, bunu eskiden çok duyardık. Demek ki doğruymuş. Batılı uyumadı, 100 sene de geçse bir iktidarı yetiştirdi, hazırladı, getirdi. İktidar yaptı ve şimdi bütün planlarını bunların eliyle maalesef uyguluyor. Ama benim üzüldüğüm nokta Türk milletinin, Türk insanının bunu hala görememiş olması. Hala bu iktidarın Türk milletini temsil eden bir iktidar olmadığı, bu iktidarın Batı'nın iktidarı, İsrail'in planlarını hayata geçiren bir iktidar olduğunu maalesef vatandaşlarımızın önemli bir kısmı göremedi. Ama ben umutluyum. Niye umutluyum? Son bir senede yaşadığımız hadiseler insanlarımızın yavaş yavaş artık bazı gerçekleri gördüğünü ve insanlarımızın önümüzdeki süreçte getirip sırtına Batı tarafından yapıştırılan bu kamburdan kurtulacağını artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bu sebeple ben ümitliyim. Türk milleti biraz geç harekete geçer. Kurtuluş Savaşı'nda da benzer şeyler olmuştu. Ama Türk milleti bir defa ayağa kalktı mı? Onun karşısında hiçbir güç duramaz. Evet, önümüzdeki günlerde tabii yaşayacaklarımız da önemli bu anlamda. Daha çok insanın gerçekleri görmesini biz de dileyelim. Kısa bir ara vereceğiz ama aradan önce şunu söyleyelim. Artık toparlayacağız sohbeti. Önümüzdeki süreçte tabii bu projeyi Türkiye değil sadece, bu proje İran'ı da ilgilendiriyor, Suriye'yi de ilgilendiriyor. Irak'ın üniter yapısını da ilgilendiriyor. Örneğin CHP'nin temasları oldu Maliki ile. Orada da başka şeyler var sonuçta baktığımız zaman. Mısır'ı da ilgilendiriyor baktığımız zaman. Tüm bunlar ortak bir duruşu da getirebilir. Belki önümüzdeki süreçte bu Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması, Ruhani'nin kimyasallarla ilgili, İran'daki kimyasallarla ilgili konuşmaları bir şeylere işaret midir? Kısa bir ara verelim. Aradan sonra arkadaşlar, sanıyorum aramız geldi. Kısa bir aradan sonra bir sohbete devam edelim ve burada bağlayalım sözü diye düşünüyorum. Evet, minik bir reklam arası, sonra tekrar karşınızdayız.
Yoksul ve yorgun düşmüş bir halka unutulmaz bir destan yazdıran büyük kumandan. Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği eşsiz lider. Modern Türkiye'nin kurucusu, büyük devlet adamı. Halk TV, Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkıyor. Halk TV, atamızın değerini bilmeyenleri, onun sofrasını ve sevdiği şarkıları anlamayanlara cevap veriyor. Halk TV ve halkgönülleri.com'dan dev bir kültür hizmeti daha. 1. Atatürk'ün sofrasında yaşanan unutulmaz hatıralar. Atatürk'ün sofra arkadaşları. Atatürk'ün sofrasına kimler gelebildi? Atamızın sofrasında dinlediği şarkılar. Atatürk'ün sofrasında yaşananlar ve büyük sırlar. Tümü bu kitapta. Atatürk'ün sofrası. 2. Halk TV, gavur İzmir diyenlere inat, İzmir'e sahip çıkıyor. Büyük Önder Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan bir şehrin hikayesi. İzmir suikasti ve ardındaki gerçekler. Büyük Önder'i kimler neden öldürmek istedi? Atatürk'ün ikinci memleketi. Atatürk ve İzmir. 3. Anadolu Güneşi. 4. Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak mecburiyetindedir. Çağdaş Cumhuriyet Kadınları. 5. Çankaya Yolunda. 6. Askeri Deha. 7. Üçlü Poster Set. Bursa Nutku, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı. Halk TV izleyicilerine iki muhteşem hediye. 1. Atamızın imzası ve Halk TV logosunun yer aldığı kupa bardak. Siz değerli Halk TV izleyicilerine hediye ediyoruz. 2. Halkın sanatçısı Müzeyyen Senar ve Safiye Aylan'ın eşsiz yorumuyla atamızın anısına özel bir albüm. Bütün Türkiye dinlesin diye Atatürk'ün sevdiği şarkılar hediye. Atatürk'ün sevdiği şarkılar. Bu ülkeye ve büyük önderine gönül vermiş sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye. Gelin hep birlikte Cumhuriyetimize ve Halk TV'ye sahip çıkalım. Halkımızın gururu Halk TV'yi sizlerle birlikte büyütelim, güçlendirelim. 11 muhteşem eser kısa bir süre için sadece 49 lira. Adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla bizi hemen arayın. 0212 945 0450. Halkımızın sitesi, sizin siteniz halkgönülleri.com. Evet sevgili izleyiciler, güne başlarkenin son dakikalarına geldik. MHP Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan bizlerle birlikte ve artık bu dakikalarda önümüzdeki döneme bakmak istiyoruz. Ne görüyor bunca konuştuktan sonra Türkiye'yi bekleyenler neler diye merak ediyoruz. Çünkü bölgede son derece hararetli bir ortam var. Her ne kadar Birleşmiş Milletler'in o girişimiyle kimyasal silahtan arındırma süreci bir barış havası yarattı ama ondan öncesinde böyle savaş nidaları hala ki Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklamasına bakarsak var. İran'ın tavrı önemli, Suriye'nin tavrı önemli,
İsrail'in tavrı önemli, Rusya'nın tavrı önemli. Ne oluyor bölgede? Getirecek mi bu bir barış Türkiye? Bu arada altyazınızla ilgili bir hususa değinmek istiyorum. Şu an işte Türkiye piyon bile değil şeklinde yazıldı. Onun devamında bir açıklamam daha vardı. Bu yanlış anlaşılmaya çok müsait. Yani Türkiye piyon mu olsun diyebilir insanlar. Buradan kasıt Türkiye piyon bile değilden kasıt. Yani satranç tahtasının üzerindeki herhangi bir oyuncu olma sıfatından uzaklaştı Türkiye. Türkiye eskiden büyüktü, küçüktü. Bölgede bir oyuncuydu. Bir şekilde Türkiye'nin bir etkisi, bir katkısı vardı hadiselere. Hadiseleri yönlendirebiliyordu. Bugün Türkiye tamamen bir savaş alanı, bir oyun alanı haline geldi ve herhangi bir etkisi Türkiye'nin yönlendirme, bir tepki koyma veyahut da bir şeyi önleme etkisi kalmadı. O zaman ekleyelim Dilara'ya söyleyelim. Sevgili Dilara, yani Türkiye oyuncu, oysa Türkiye değil. Eskiden bir oyuncuydu diyelim. Evet. Yani tamam. Türkiye piyon bile değil doğru devamında, olmaz. Devamında oysa eskiden bir oyuncuydu diyelim. Teşekkürler Emrah. Evet, rejide arkadaşlarımız yardımcı olacaklar şimdi. Cümlenin tamamını konuşmadığımız zaman vatandaş yanlış anlayabilir. Yanlış anlamada haklı da bazen olabiliyor. Ama cümlenin tamamını okuduğunuzda o mana çıkmaz. Evet, oysa Türkiye eskiden bir oyuncuydu. Türkiye eskiden hakikaten bir oyuncuydu. Şimdi bölgede Türkiye'yi oyuncu sıfatından çıkardığı için AKP, Türkiye bölgede ciddiye alınan bir ülke değil artık. Türkiye eğer tavrını, soğukkanlı tavrını koruyabilseydi, Dışişleri Bakanlığı'nı bir siyaset bakanlığı noktasına sokmasaydı Sayın Davutoğlu, Dışişleri'nin tecrübeli diplomatlarının fikirleri önemsenseydi ve kendilerine fikir danışılsaydı, dışarıdan getirilmiş 3-5 danışmana değil, dışişlerinin tecrübeli diplomatlarına danışılmış olsaydı, Türkiye bölgede çok daha farklı bir konumda olabilirdi. Bu bütün yaşadıklarımızdan Türkiye en kazançlı ülke noktasına gelebilirdi. Bakınız, en kazançlı. ABD Başkanı ne diyor? İşte Suriye ve bölgedeki devletlerin insani ihtiyaçları karşılanmalı diyor. Ya niye karşılamıyorsun o zaman? Türkiye 2 milyar dolar para harcadı şimdiye kadar. Ve böyle giderse Türkiye'nin bölgedeki Suriyeli mültecilere harcayacağı para miktarı 5 milyar dolara yaklaşacak öngörülen rakam. Peki 5 milyar dolar ben kendi vatandaşıma harcayabilecekken. Bölgede yarattığı huzursuzluk da ayrıca yani. İnsan kaybı, Türkiye'nin bölgede enerji kaybı var, insan kaybı var, iş adamlarının kaybı var. Bir güvenlik riski var. Yani geçenlerde Ankara'nın göbeğinde bizim oturduğumuz binanın kapısını bir Suriyeli vatandaş demir kapıyı sökerken apartman görevlileri yakaladı. Şimdi Ankara'nın göbeğinde demir kapı sökecek noktaya gelmiş. Bu demek ki yarın öbür gün o mülteciye, bakın dışarıdan herhangi birisi İsrail olur, İran olur, Almanya olur, Fransa olur, Rusya olur, Çin olur bilemeyiz. Birisi getirip 100 dolar cebine koysa o demir kapıyı sökecek Suriyeli vatandaş götürür herhangi bir yere herhangi bombayı rahatlıkla koyar. Çok ciddi bir kapımıza gelen risk bakınız. Biz bu bölgede komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışına sahip bir milletiz. Elbette kapımıza gelenleri dışarıya kovalamayacağız. Onlara sahip çıkacağız. Ama bu şekilde başıboş Türkiye'nin her tarafına dağılmış ciddi bir güvenlik riski oluşturan bir duruma da müsaade etmememiz lazım. Gezi olaylarında kullanılan Suriyelilerden tutunuz, şimdi bombalama olaylarına kadar kullanılabilecek. Gezi olaylarında öyle bir... Elbette yani Ankara'nın göbeğinde elinde joplarla vatandaşın peşine koşan Suriyelileri. Ben kendi gözümde gördüm. Biraz daha açar mısınız? Dolayısıyla vaktimiz varsa elbette... Hemen oraya bir pencere açalım çünkü çok duyulduk bir şey değil bu. Elbette açarız. Suriyeliler bugün hem iktidarın hem dış istihbarat örgütlerinin kullanımına açık hale gelmiştir. Suriyeliler Türkiye'de ciddi bir güvenlik riski oluşturuyorlar. Her türlü toplumsal olayların içerisinde kullanılabilir durumdalar. Her türlü hırsızlık bombalama eylemlerinin içerisinde kullanılabilir durumdalar. En son Ankara'daki gezi hadiseleri çerçevesinde Arapça konuşan elinde joplarla vatandaş kovalayan Suriyeliler vardı. Bakınız Suriyeliler var. Yani Ankara'nın göbeğinde. Bir takım unsurlar kullanmaya bu Suriyelileri kullanıyor diyebiliyoruz. Bu başta da hükümet olmak üzere. Kime karşı kullanıyor?
kendi vatandaşına karşı. Çok vahim bir şey söylüyorsunuz Sinan Ama Bey. Bunun ötesinde bakınız ama bunun ötesinde Türkiye'de hükümet siyasi amaçlar için kullanır. Onun zararı bir yerde önlenir. Ama bunları dışarıdaki herhangi bir istihbarat örgütü, herhangi bir Türkiye düşmanı güçler kullandığı zaman bakınız Ankara'nın göbeğinde polis evi bombalandı. Roketli saldırılar yapıldı Ankara'nın göbeğinde. Bunları Suriyeliler yaptı demiyorum. Ama yarın buradaki risk barındırıyor çok buradaki ciddi. Kontrolsüz mülteciler üzerinden çok daha vahim hadiseler yaşanabilir. O açıdan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yardım edelim falan diyor ama bir tek yardım eden Türkiye. Ha yardım edelim ama bizden başka şey yok mu? Ha, insani aynı zamanda oradaki insanlara ama. Oradaki savaşı körükleyerek daha çok mülteci gelmesine biz niye vesile olalım Allah aşkına? Yani bir taraftan her gün mülteci geliyor, bir taraftan her gün savaş çığırtkanlığı yapan bir hükümet var. Olmaz bir günlük bombalama yetmez, 78 gün bombalanmalı diyen, sabah akşam bunu diyen bir Dışişleri Bakanımız var. Bir Başbakanımız var maalesef. Ve bu yani Türkiye daha şu çok... anda kucağında bu kocaman bir bombayla oturuyor mu? Kesinlikle. Türkiye'nin... Yani Suriyelilerin Ankara'nın göbeğinde bile kullanılıyor oluşu. Türkiye'nin bundan sonraki her yerinde, tehdide işaret ediyor. Her yerinde ciddi bir güvenlik riski var. Türkiye'de bu kadar neredeyse 1 milyona yaklaşan bir göçmen var ise onların içerisinde PKK'nın içerisinde bakınız PKK'nın askeri kanadının içerisinde hakim unsur Suriyelilerdir. Suriye'deki Esad rejimi de bunu kullanabilir. Esad rejimine karşı Türkiye'nin tepkisini daha da artırmak için El Nusra'sından tutunuz ÖSÖ'süne kadar hepsi kullanabilir. Bu tür bölgesel çatışmalar, bu tür iç içe girmiş, kimin ne olduğu bizim o yerel tabirle desek vatandaşlarımız da bağışlasın beni. At izinin it izine karıştığı bir coğrafyada, bir hadisede her şey mümkündür. Türkiye güvenlik risklerini bir an önce Suriye'den kaynaklanan güvenlik risklerini bir an önce masaya yatırmalı ve bunu ciddi ciddi değerlendirmelidir. Çünkü bu öylesine bir ateş ki bu ateş herkesi yakar. İktidar hiçbir zaman demesin ki bu tehdit bize karşı gelmez, muhalefete gider veya vatandaşa gider. İktidarı sevmeyen bir örneğin İsrail hani ondan da çok şüphem var da ne kadar birbirlerini sevip sevmediklerine ciddi şüphem var. Hükümete karşı da kullanır. Vatandaşa karşı da kullanır. Bu vesileyle sizin programınız aracılığıyla ben iktidara çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte daha da tehlikeli bir sürece gireceği seçim süreci var. PKK ile yaşanan bir süreç var. Bunun üzerine bir de Suriyelilerin bu tür noktalarda kullanılması ihtimaline karşı hükümeti buradan uyarıyorum. Çok ciddi bir uyarı bu. Hep insani boyutta bakıldı. Her ne kadar parklarda yaşayan, İstanbul'da görüntülenen örneğin ya da işte diğer illerde görüntülenen insani boyutta yaklaştığımız olaylar bunlar. İnsani ama... boyutta yine yaklaşalım. Bakın, evet, vatandaşlarımızdan o benim işin başka bir boyutu. Şöyle anlamasınlar. Çünkü sosyal medyada görüyorum AKP'liler hemen atlıyor onun üzerine. Ne yapalım açıkta mı kalsın aç mı kalsın bu ayrı bir şey. Biz insani görevimizi yapalım. Bizim dinimiz bunu emreder, bizim inancımız bunu emreder, bizim ahlakımız bunu emreder. Bu ayrı bir şeydir. Ama oradaki savaşı körükleyip daha fazla mültecinin gelmesine sebep olmak ayrı bir şeydir. Ve güvenlik risklerini de hesaplamak ayrı bir şeydir. Bunları birbirine karıştırmamak evet, lazım. Reyhanlı'yı yaşadık, cilve gözünü yaşadık, Gaziantep'i yaşadık. Bunlar son derece ciddi, zaten alarm veren konular, oradan da görebiliriz. Ve İsrail'den bunu. Daha çok Türkiye tehdit altındadır. Bunu da altını çizmek istiyorum. İsrail'den daha çok. Yani herkes bölgede İsrail'i tehdit altında falan görür. Bir, İsrail bunun güvenliğini, önlemini almıştır. İki, ben buradan müsaade ederseniz bir soru daha sormak istiyorum Genelkurmay Başkanımıza. Ya herkes rahat olsun biz önlemini aldık dedi kimyasal saldırıya karşı. Ben de buradan çağrıda bulunuyorum. Kendi sitelerinde bir internet açıklaması daha yapsınlar. Nasıl aldılar önlemini? Sınırdaki halka kaç adet gaz maskesi dağıttılar? Bölgede Amerikan üslerini koruyan füze savarların dışında vatandaşı koruyan kaç tane füze savarları var? Ve herhangi bir kimyasal saldırı karşısında hangi vatandaşa neyi söylediler? Kim ne yapacak? Kim neyi biliyor? Hiç kimsenin hiçbir şey bildiği yok. Hiç kimsenin elinde hiçbir gaz maskesinden bilmem neye kadar hiçbir önleyici tedbir yok. Ancak boş boş konuşan bir genelkurmay başkanı var.
Oo, bu da çok ciddi oldu Sinan Oğan. Hakikaten tüylerimiz ürperdi. Çok kaygı verici günler geliyor diye mi anlayalım sizin bu maalesef sözlerinizden? Buradan çıkış nedir peki? Bunun aksi yok mudur? Hani ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Yani bu meseleleri bir muhalefet iktidar meselesi olarak bakmamak lazım. Türkiye'ye yönelik bir tehdit var. Türk milletine yönelik bir tehdit var. Türk devletine yönelik bir tehdit var. Bu tehdit hepimizedir. Biz hepimiz bu gemideyiz ve hepimiz bu tehdidi önleyecek politikalar geliştirebiliriz. Bunun yeri Amerika değil, bunun yeri Avrupa değil, İsrail'le görüşmeler, İstanbul'da gizli görüşmeler değil. Bunun yeri meclistir. Türk milletinin yüce meclisidir, gazi meclisidir. Ama bir şeyin daha altını çizeyim. Ben Dışişleri Komisyonu üyesiyim. Daha Dışişleri Bakanı'nın 2 sene geçti. Dışişleri Komisyonu'na gelip de ya bölgede ne oluyor, ne bitiyor dediği yok. Bir Dışişleri Bakanı, bir Dışişleri Bakanı düşünün. Her gün Suriyeli muhaliflerle, Suriyeli teröristlerle, bilmem Libyalı teröristlerle, muhaliflerle görüşen bir Dışişleri Bakanı düşünün ki 2 senedir Dışişleri Meclis'in Dışişleri Komisyonu'na gelmemiş. Bu konuda herhangi bir bilgi verme adımı atmamış. Bu ne demektir? Suriyeli muhalifleri kendisi için önemli adleden Dışişleri Zihniyeti Bakanı Türk milletinin yüce meclisini önemsiz sayıyor. Ciddiye almıyor ve bilgi paylaşımında bulunmak için herhangi bir adım atmıyor. Kayda değerde bulmuyor bunu. Sonuçta ama Türk milleti de bunları hesabını soracaktır. Meclisi ciddiye almayan bir hükümeti ben buradan Türk milletine şikayet ediyorum. Her bulunduğum yerde de bunu ifade ediyorum. Türk milletine ben güveniyorum. Gereğini yapacaktır. Evet, zaten meclis geldiğinde de ilk gelecek olan tezkere deniliyor. Orada büyük tartışmaların yaşanacağını da tahmin ediyoruz. Tabii özel oturum, gizli kapalı oturum yapılmazsa bizler de duymuş olacağız o yaşananları. Müsaade ederseniz bir cümle söyleyeyim mi? Buyurun, yani o gizli oturumların falan yani meclisteyiz. Yani burada konuştuklarımızdan farklı hiçbir şey yok. Adı gizli oturum. Yani kaldı ki mecliste Kandil'in meclisteki şubesi kanalıyla da hemen zaten Kandil'e ne var ne yok hemen uçuruyorlar. Onda da dolayısıyla hiçbir vatandaştan gizleniyor. Bir taraftan televizyon kapatılarak, meclisin televizyonu kapatılarak vatandaştan gizleniyor. Öte taraftan da bu gizli oturumlarla sadece vatandaştan saklanıyor. O zaman sözü şöyle bağlayalım Sinan Oğan. Önümüzdeki süreçte seçim konuşacağız. Seçimde bir iktidara ne kadar ehliyet verilmesi gerektiği burada ortaya çıkıyor. Koalisyonları tartıştı Türkiye. Çok kötü koalisyonlar dönemi dendi ama koalisyonlarda en azından bir dengeler, tartışmalar ve bilgi beyanı ve sorumluluk paylaşımı söz konusuydu Türkiye Büyük Millet Meclisi. Koalisyonlar da demokrasinin erdemidir. Kimse demokrasiden korkmasın. Evet, demokrasiyi koalisyonlarda yaşadık ama şimdi yaşamıyoruz diye sözü bağlayalım. Vatandaşlara da seçim mesajı olsun bu. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Oğan. Hakikaten tüyler ürpertici, gerçekten geleceğe yönelik olarak iç karartıcı şeyler konuşuyoruz ama her zaman için çözüm vardır. Siyaset çözüm mekanizmasıdır diyelim. Vatandaşlara seçim mesajıyla noktayı koyduk sevgili izleyiciler. Programa noktayı koymadan önce son dakika gelişmelerine bakıyorum. Size daha evvel aktarmıştık. Derbi maçıyla ilgili gözaltına alınan 29 kişiden 27'si serbest bırakıldı. Bu gelişmeyi tekrar hatırlatayım. Aynı zamanda Van'daki depremle ilgili merak edenler için bir son dakika haberi var. Yine Van'da 4 büyüklüğünde deprem diye onu aktarmış olalım. Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre merkez üssü Erciş ilçesine bağlı Akçift köyü olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği sabah 5.55 civarında 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarılıyor. Geçen haftalardan bu yana bölgedeki sarsıntılar dikkati çektiği için tedirginlik de yaşanıyor sevgili izleyiciler. Bu bilgiyi aktarmış olalım ve başka son dakika gelişmeler var mı diye kısa bir tur yapalım. İnternet gazetelerinde doktorlardan çok sert kezi raporu diye muhalif gazetede gördüğüm bir haber var. Sarıgül'le ilgili bir haber var. Terim'in yerine Yılmaz Vural spor haberlerini görüyoruz. Koç grubu için müfettiş ordusu diye sevgili izleyiciler Taraf gazetesi manşet atmıştı bugün. O haberi görmüş. Evet, muhalif gazetede yoğun olarak spor haberleriyle karşılaştık. Gerçek gündemde AKP'liden torpile gerekçe çok denilmiş sevgili izleyiciler. Personel alımıyla ilgili bir haber bu. Sınavlarla ilgili olarak personel alanında yazılı sınavı etkisizleştirip sözlü sınavı yaygınlaştırdıkları ifade ediliyor. Önceki gün öğretmenlerin atamalarla ilgili Türk Eğitim Sen'in tepkisi vardı. Hatırlayacaksınız, mülakatlarda torpil yaşandığına ilişkin iddialarla birlikte.
444 eğitimine rekor dava diye Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini görüyoruz gerçek gündemde. 502 kişinin yargılanacağı 2012 Mart ayında yapılan 444 eylemlerine yönelik bir haber bu da. Koça müfettiş ordusunu evet gerçek gündemde almış. Son olarak bir de T24'e bakalım. Hasan Cemal Fatih Terim'le ilgili yazmış. Firari PKK'lar 3 metre derinlikte 80 metre uzunluğundaki tünelden kaçmış diye tünelle ilgili ayrıntıları görüyor T24 gazetesi. İstatistik değil insan, polis gözümü çıkarttı yetmedi beni ateşe attılar diyor. Fatih Pınar da bir röportaj yapmış sevgili izleyiciler. Gezi direniş sırasında gözünü kaybeden vatandaşla röportaj Hakan Yaman röportajı görülüyor T24'te. Son bir hatırlatmayla noktayı koyuyorum. Evet Eskişehir'de dövülerek öldürülen, dövenlerin arasında polislerin olduğu belirtilen ve iddianamesi hazırlanan dava Ali İsmail Korkmaz davası, 19 yaşındaki üniversiteli gencimizin davası 20 Kasım'da gerçekleştirilecek. Evet sevgili izleyiciler. Geziyle noktayı koymuş olduk. Dileriz adalet yerini bulur. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.